Bu günümüzde de çok tartışılan bir mesele malum. Akıl nakil çatışması tearruzu durumunda ne yaparız, nasıl davranırız? Ehli sünnetin bu konudaki tavrı nedir? Bu görüş günümüzde iki kesim tarafından özellikle ifrat ve tefrit noktalarında gündeme getiriliyor. Birinci görüş akıl ile nakil çatıştığında akıl esas alınır, nakil Kur'ansa tevil edilir, yani ayetse tevil edilir, hadisse sünnetse reddedilir. Evet. Bunu günümüzde modernist çevrenin dile getirdiği malum. Bunun karşısında yer alan selefi çevre de diyor ki nakil esastır. Hatta haberi vahit bile olsa, tek kişi tarafından nakledilmiş rivayet bile olsa aslı olan ona teslim olmaktır. Burada akıl kesinlikle devreye alınmaz akla hiçbir şekilde başvurulmaz bu şeytani bir şeydir. Dolayısıyla bize düşen nasa teslim olmaktır. Selefi tavrın en karakteristik vasfı malum bu. Evet. Nasa teslim olmak. Nasa teslim olmak. Peki işin doğrusu nedir? Evet. İşin doğrusu tafsildir. Tafsil. Tafsil. Tafsile gitmektir. Nasıl gideceğiz tafsile? Bu ehli sünnet usulcülerin ortak tavrıdır. Burada bizi dinleyenlerin bir miktar dikkatini istirham edeceğim. Tafsil konusu. Evet. Tafsil önemli. Çünkü bu hemen hemen her meselede karşımıza çıkar. Akıl mı mi, akıl mi esastır, nakil mi esastır? Akli delil mi, nakli delil mi? Ehli sünnet usul ve kelam alimleri şöyle bir tafsile gitmişler. Demişler ki, akli delil ile nakli delilin birbiriyle münasebeti şu dört başlıktan birisiyle olur. Beşincisi yoktur. Bir. Evet, bir. Akli delil kesindir, katidir. Nakli delil zannidir. Kat'i zanni ne demek? Kat'i kesin demek. Yani bize bildirdiği şey açıktır, tartışma dışıdır. İlk söylendiğinde herkes ondan o şeyi anlar. Ve sübutu da kesindir, sabittir yani. Biz böyle bir şey var mı, yok mu diye tartışma gereği duymayız. Evet. Teknik tabiriyle sübutu ve delaleti kesindir, katidir. Kat evet. İkinci durum Birinci durum neydi? Akli, akli delil kat iyidir, nakli, nakli delil, delil zannidir. zannidir. Birincisi buydu. İkincisi bunun tersi. Akli delil zannidir, nakli delil kat iyidir. Evet Üçüncüsü, akli delil ve nakli delil her ikisi de kat iyidir. Evet. Dördüncüsü, her ikisi de zannidir. Bunun beşincisi yoktur. mantık Gereği bu yani. Yoktur yani. Bu dört durumdan birisi söz konusudur. Şimdi akli delil kat'i, nakli delil zanni ise ne yaparız? Evet. Akli delili esas alırız. Kat'idir çünkü kesindir. Nakli delili reddetmeyiz, tevil ederiz. Örnekle vereceğim inşallah, vereceğim. <laughs> bu tevil e, tavrı son derece önemlidir. Eğer tevil edemiyorsak, tevakkuf ederiz. Hocam evet yani gerçekten bu tevakkuf kurumunun her konuda yeni, yeniden gelmesi gerekiyor. hocam. Evet bu maalesef. Hatı, haddi bilmek demek yani gerçekten yani durmak ve ben anlayamıyorum demek. Yani evet. Bu yok her şeyi anlıyoruz yani. Şimdi. Evet, Alimlerimiz diyor ki bir Müslüman alim herhangi bir ayet ya da hadisi anlamıyorsa yorum yapmayacak, reddetmeyecek efendim kafasına göre tabiri caizse onu tevil etmeyecek. Diyecek ki ya Rabbi bu ayetin ya da bu hadisin ne anlattığı konusunda sen bana bir bilgi lütfedene kadar ben bu konuda bir şey söylemeyeceğim. Evet. Tevakkuf budur. Tevakkuf budur. Evet. Yani tevil tavrı dediniz hocam. Hani Tevil tevakkuf önemli bir yer evet, tutuyor. Evet. Tevil edebiliyorsak ederiz. Evet. Onun da şartları var. Tevil nasıl yapılır o, şeyleri evet. nedir filan girmeyelim oraya. Sınır, sınırsız bir şey değil yani. Değildir. Değil. Elbette. Evet hocam. Tevil edebiliyorsak ederiz. Edemiyorsak tevakkuf ederiz. Yani akli delille nakli delil çatıştığı zaman akli delil katidir. Ee, nakli, nakli delil zannidir. Nakli delili tevil ederiz. Evet. Şimdi buna bir örnek verelim. Edecek. İmam Buhari'de Müslim'de vesaire sahih hadis kitaplarında şöyle bir rivayet var İzamada sülütü leyl yenzilullahu tebareke ve teala ile semâid dünya ile ahir devam ediyor evet. gecenin e, üçte ikilik bölümü geçip de son üçte birlik kısmı gelince Cenab-ı Hak dünya semasına nüzul eder iner, i̇ner evet Şimdi baktığınızda bu rivayet... ...Cenab-ı Hakk'ın hareket ettiğini söylüyor. Bir. Evet. Cenab-ı Hakk'ın alemin içinde olduğunu söylüyor bize. İki. İki Cenab-ı Hakk'ın intikal ettiğini söylüyor. İniş yaptığını. Evet. İniş yaptığını söylüyor. Cenab-ı Hakk'a dolayısıyla mekan... E, ...izafe ediyor bu rivayet. Senedi sahip bir rivayet. Evet. Rivayeti reddetmek doğru değil. Ama bu... E, saydığımız üç husus dolayısıyla bunların da Cenab-ı Hakk'ın da bunlardan tenzih edilmesi lazım. Bu bir zarurettir. Çünkü kat'i e, muhkem naslar var. Leyse kemitlihi şey un ve semi'ul basir. <laughs> Cenab-ı Hak gibi hiçbir şey yoktur. İnşallah akait metnini okurken Kaşa, bunu yani detaylı olarak açacağız. İşte ikisinde bir yere göndermiş oluyor zaman yani. Şöyle bir şey de var yani akli olarak düşündüğümüzde gecenin son üçte birlik kısmı dediğimiz zaman dilimi izafidir. Evet. ...Türkiye'de, İstanbul'da gecenin son üçte birlik kısmı diyelim ki saat üç buçukta dörtte başlar bugün, evet. itibariyle. bugün itibariyle. Biraz daha batıya gittiğimizde daha, daha, sonra, daha sonra, daha batıya gittiğimizde daha sonra. daha sonra. Doğuya gitsek daha önce, daha önce, daha önce. Dolayısıyla bu sabit bir zaman değil. Evet. Dünyanın farklı bölgelerinde 24 saat mutlaka bir yerde gecenin sonuçta biridir. Bu demektir ki Cenab-ı Hak haşa ve kella durmadan dünya semasına durmadan nüzul ediyor. O zaman hadis anlamını kaybediyor. Yani gecenin son üçte biri olduğunda diye bir zaman kaydı koyduğunda oraya Efendimiz bu kayıt anlamını kaybediyor. Çünkü sürekli olarak işlenen bir şey. Bizim normal düşündüğün anlamda değil başka anlamı olur. Evet yani. elbette. Dolayısıyla bunun tevili nedir buna bakacağız. Evet. Akli delil zarureten bize diyor ki Cenab-ı Hak bu türlü nakisalardan münezzehtir. Hareket etmez alemin içinde değildir ...haşa ve kella. Kaç açıdan bunu pek çok noktadan evet. bu akli delile... zaruri olarak muhaliftir. Evet. Dolayısıyla ama sahihtir rivayet. Sahihtir, evet Bizim bunu makul bir şekilde tevil etmemiz lazım. Nasıl tevil ediyoruz? Diyoruz ki Cenab-ı Hak bu zaman dilimi olduğunda Dünyanın hangi bölgesinde olmuşsa bu zaman dilimi o bölgesine mahsus olmak üzere dünyanın e, hadisin devamı var. Cenab-ı Hak o zaman diliminde dünya semasına nüzul eder ve buyurur ki... ...bağışlanma dileyen yok mu? Bağışlayayım. Rızık isteyen yok mu? Rızık vereyim. E, berat gecesi rivayetlerinde özel de vardır evet. bu hatırlarsanız. Evet hocam. E, dolayısıyla tevil ederken diyoruz ki Cenab-ı Hak... Dünyanın neresinde gecenin sonuçta birlik zaman dilimi meydana gelmişse, vaki olmuşsa, Omen oraya bir melek gönderir ve o melek böyle nida eder. Cenab-ı Hak adına bağışlanma dileyen yok mu Cenab-ı Hak bağışlasın, rızık isteyen yok mu rızık versin. Bir derdi sıkıntısı olan yok mu Cenab-ı Hakk'a iltica etsin de Cenab-ı Hak onun sıkıntısını gidersin. Şimdi nitekim İmam Nese'nin bir rivayetinde naklettiği bir varyantta, Cenab-ı Hakk'ın böyle nida eden bir melek indirdiğini açık bir şekilde görüyoruz. Anlatılıyor rivayet. Sünnetin sünnetle izahı evet. gibi evet hocam. Evet. Bu öbür rivayetler daha yaygındır. Bu rivayet sadece İmam Nese'yi Nese de buluyoruz de var, evet. bunu. Dolayısıyla bunu esas alıp akli delilin kat'iliği istikametinde diğer rivayetleri tevil edeceğiz. Evet. Tevhide açık yani. Evet. evet. Demek ki birinci durum budur. Akli Mümkün. delil kat'idir, nakli delil zannidir. <laughs> Nakli delili tevil ettik, akli delili esas aldık. Tevil edemedik, tevakkuf ettik. Edemezsek tevakkuf edecektik. Evet. Birinci evet. Birinci madde bu. İkinci madde akli delil zannidir, nakli delil kat'idir. Şimdi buna da şöyle bir misal verelim. Cenab-ı Hakk'ı görmek, insanlar tarafından Cenab-ı Hakk'ın görülmesi mümkün müdür, değil midir? Evet. Mümkündür. Mümkündür. ...mümkündür, akıl bunu inkar etmez... Yani mümkün, ...mümkünlük açısından... ...mümkinattandır yani, yani teknik, tek, teknik tabiriyle... Olarak, yani evet. mümkün olarak, mümkün ...fakat vaki değildir... ...vaki değildir... ...mümkün ile... Muhal, ...muhal'in zıttı olan mümkün... Evet. Evet. ...yani akıl bunu reddetmez... ...Cenab-ı Hakk'ı görmek... ...mümkündür, neden mümkündür? ...çünkü Cenab-ı Hak vardır... ...var olan şeyler görülebilir. görülebilir demektir... ...görülmesi mümkündür demektir... ...yani görülecektir değil ama görülebilir... ...evet görülebilir... Bu akli delil, zanni. Sadece akli delil sınırında kalsak biz bu konuda kesin bir şey söyleyemeyiz. Cenab-ı Hak görülecek mi, görülmeyecek mi? Görülmüş mü, görülmemiş mi? Kesin bir şey söyleyemeyiz. Nakilden haberdar olmasak yani. Evet. Kur'an ve sünnetten haberdar olmasak... Cenab-ı Hak görülür mü, görülmez mi? Kesin bir şey söyleyemeyiz. Zanni bir durum var. Ama nakli delile geldiğimizde... Evet... Gerek Kur'an ayetleri gerek ve Vesselam Efendimizin mütevatir hadisleri bize diyor ki ahirette müminler Cenab-ı Hakk'ı görecek. Evet. Bu kat'i evet. hadislerin sübutu da delaleti de kesin Kur'an ayetleriyle de bu sabit. Evet. Vücuhun yevme izin nadıra ila <laughs> rabbiha nazıra. Ayet açık ve net. Dolayısıyla bu kesin e, nakli delilleri esas alıyoruz. Akli delile itibar etmiyoruz. Diyoruz ki akli Zannid. delil zannidir ama burada bize kesin bir şey söyleyen Kur'an ve sünnet delilleri var. Dolayısıyla burada nakli delili esas aldık. Evet. Üçüncü ihtimal akli delil de nakli delil de kat'idir. İslam uleması diyor ki böyle bir şey olmaz. Yani akli delil de nakli delil de kat'i olacak, kesin olacak ve bunlar tearuz edecek, çatışacak. Böyle bir şey olmaz. Yani akılla nas çatışmaz. Çatışmaz. Her ikisi de kat'i ise, kesinse kat ise. çatışmazlar. Böyle bir şeyin örneği de yoktur. Evet. Son ihtimal akli delilde, nakli delilde zannidir. Böyle bir durumda ne yaparız? Ulemamız diyor ki biz Müslümanız. ...akli delil de nakli delil de ise ...biz akli delili bırakır... ...zanni delili esas alırız. Evet. Burada bir, bir tavır yani. Işte. Müslüman, tavrı, Müslüman burada tavrı burada ortaya yazır. çıktı. Evet. evet, evet. Dolayısıyla e, Cehmiye'nin... ...o tek düze tavrı... ...yahut Selefiye'nin... ...o tek düze tavrı yerine... ...meseleyi tafsil ettiğimizde... ...ortaya böyle muazzam bir sistem çıkıyor. Tafsil bize... ...bize itidali veriyor yani. Evet tam da ehl Sünnet'in genel tavrı olan itidali veren e, durum tafsil. Yani modernizmin ve selefiliğin ortasında özellikle akıl ve akıl ve nakil çatıştığı zaman modernistler aklı alıyorlar, selefiler evet. nakli alıyorlar. ehl Sünnet görüşü de tafsili ele alıyor ve evet. dört durumdan birisiyle ...bu tehlif edilmiş oluyor hocam. Ki bu yani istikraya dayanan bir şeydir. Müslüman zihnin nasıl çalışacağını da bize gösteren bir sistemdir yani. Müslümanın zihni böyle çalışır. Yani şöyle yapmaz, bunu hemen günümüze bağlayalım. Aklımıza yatmayan bir hadis duyduk, gördük, okuduk bir yerde mesela. Benim peygamberim böyle bir şey söylemez, bu uydurmadır. Müslüman böyle demez. Ben bunu anlayamıyorum der. Eğer sabitse, senedi sahihse, metnine ulema bir şey dememişse, bu sahih bir rivayetse, benim peygamberim böyle bir şey demez deyip üstünü çizme ukalalığını göstermeyelim, buna düşmeyelim bu tehlikeye. Diyelim ki Allahu alem bi muradihi bihi. Yani Allah Teala bilir. Ben, şu anda bunu bilemiyorum. Evet. Cenab-ı Hak bilir. Bu efendimizin bundan muradı neydi? Evet. Cenab-ı Hak bir bilir. Bir ehle müracaat etmek evet. lazım. Evet, Evet, evet. Yani gerçekten bu önemli hocam. Yani benim peygamberim bu çok son zamanlarda böyle moda halinde çok gündeme getiriliyor. Tabii. Benim peygamberim böyle bir şey söylemez. Bunu ona iftira olarak düzmüşlerdir. Bu uydurma senin, bir şeydir. Kafandaki bir peygamber var. Tabi. Peygamber efendimizi kuşatmak haşa ne kadar mümkün, hangimizin evet, haddi mümkün evet, mü yani? Evet. Onu anlayabilmeye çalışmak lazım yani. Gerçekten. Eyvallah. Evet, hocam. Bu bahsi kapatmadan bir önemli gördüğüm bir noktaya daha değinelim. Cehmiye dediğimiz akım Cehmi bin Safvan'ın görüşlerinden de anlaşılacağı gibi kuldaki iradeyi nef ediyor, kulda irade yoktur diyor. Kulun fiilleri aslında Cenab-ı Hak tarafından işleniyor. Dolayısıyla Cebriye dediğimiz mezhebin kurucusu Cehmi bin Safvan ve onun hocası Caad bin Dirhem'dir. Ama hocam kulda irade yoktur diyor ama bütün tevilatı da yapıyor. Kendine göre yani evet, bütün iradeyi evet. ortaya, kendi içinde <laughs> çelişiyor yani. Teslim Bunu... olmak yerine bütün tevilatı yapıyor. Eyvallah. Birçok şeyi ediyor Yani tamamen de kendi içinde de böyle Kendini bir... Şey, Kendini şey, evet, Kendisini <laughs> yalanlıyor. Bunu nitekim bu söylediğinizi kelam ulemamız Cehenbin bin Safvan'la ilgili olarak söylemişler. Yani kuldaki iradeyi ediyorsun sen bir taraftan ama öbür taraftan da hatta Emevilere karşı bir ayaklanması filan da böyle bir şeye taraftarlığı da söz konusu. Filiyatta öyle bir durum Fiiliyatta da var. Filiyatta da sen iradeni kullanarak bir şey yapıyorsun diyorlar yani.